Herkese merhaba. Bugün sizlere Toyota markasının yeni Tundra modelini tanıtacağım. Hilux'un bir üst modeli niteliğindeki Tundra'nın son nesli 2007 yılında çıkış yapmış olan, yani 14 yıllık platforma sahip bir araçtı. Bu sebeple yenilenme zamanı gelmişti. İlk olarak aracın teknik özelliklerine baktığımızda araç 2 adet V6 motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Artık V8 motor ortadan kalkmış durumda. Aracın baz motoru 3,5 litrelik çift turbolu bir V6 motor olarak belirlenmiş. Bu motor 395 beygir güç ile 650 Nm tork üretiyor. İkinci motor ise hibritlenmiş iForce Max adlı bir motor sistemi. Bu sistemde aracın 10 ileri otomatik şanzımanın bünyesine bir elektrik motoru eklenmiş. Bu sayede de toplamda 440 beygir güç ile 790 Nm tork elde edilmiş aracın tasarımına geldiğimizde yeni nesil Toyota Tundra eskisinden daha heybetli bir görünüme sahip. Bu görünümde daha köşeli hatlar, devasa ön ızgara, düz ve yüksek ön kaput, geniş camurluklar ve karartılmış bazı paneller gibi bölümler etkili olmuş görünüyor. Aracın A ve B sütunlarının siyah seçilmiş olması da bir miktar araca modernlik katmış. Omuz çizgisi de biraz aşağıya alınarak camların küçük olmasının önüne geçilmiş. Ayrıca Tundra'nın Crew Max adlı 4 kapılı versiyonu ve Double Cap adlı 2 kapılı versiyonu aynı şekilde satışa sunulmaya devam ediyor. Crew Max versiyonunda 1.67 metre olan standart kasa uzunluğunun Double Cap'te gelen kasa opsiyonu seçildiği zaman 2.5 metreye yükseldiği de belirtiliyor. Double Cap versiyonda ise 1.98 metre şeklinde kasa uzunluğunun bulunduğu da belirtilen bilgiler arasında yer alıyor. İç mekanda ise yeni tunduran geniş görüş açıları ve fazla yüksek olmayan konsolu ile dikkat çekiyor. Aracın baz versiyonunda 8 inç boyutunda olan bilgi eğlence sistemi ekranı, üst versiyonlarda 14 inç boyutuna yükselen devasa bir ekran oluyor. Bu ekranda tüm versiyonlarda Android Auto ve Apple CarPlay'in standart olarak sunulduğu da belirtiliyor. Ayrıca Amazon Music ve Apple Podcast uygulamaları da mevcut. Yeni nesil Tundra çok noktadan bağlantılı arka süspansiyon sistemine sahip. Oldukça gelişmiş bir süspansiyon sistemi bulunan aracın bazı versiyonlu motorunda 880 kilogramlık bir yükleme kapasitesi ve 5440 kilogramlık bir çekme kapasitesi söz konusu. Bu değerler 2020 Tundra'ya göre bir miktar yükselmiş. Toyota'nın açıklamalarına göre Tundra'nın TRD Pro adlı arazi odaklı versiyonu 2,5 inçlik Fox amortisörlere ve TRD'nin özel süspansiyon sistemine sahip. Araçta yine TRD'nin hazırladığı stabilizer barı ve kapsamlı alt gövde koruyucuları yer alıyor. Araçta standart olarak LED'li ön aydınlatma barı da yer alıyor. Ayrıca TRD Pro versiyonda hibrit motor standart olarak sunuluyor. Bu hibrit motor elektrik motoru desteği sayesinde düşük devirlerde de yüksek tork değeri sunabiliyor. Tüm bunlara ek olarak aracın neredeyse tüm donanım paketlerinde geçerli olan TRD Off-Road adlı bir ek arazi paketinin bulunduğu bu paketin Bilstein amortisörler, Crawl Control ve Multi Terrain Select özellikleri gibi donanımları getirdiği de belirtiliyor. Yeni Toyota Tundura'ların tümü Toyota Safety Sense 2.5 adlı güvenlik donanımları paketi ile birlikte geliyor. Bu paket içerisinde otonom acil durum freni, kavşak dönüş asistanı, kör nokta görüntüleme ve uyarı sistemi, otomatik uzun farlar, adaptif hız sabitleyici ve aktif şerit takibi gibi özellikler yer alıyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.